48 ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye ikincilik kırmızı grupta mücadele eden Bodrum Spor, dün İzmir'de karşılaştığı Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek birinci lige yükseldi. Türkiye ikincilik kırmızı grup takımlarından Bodrum Spor, playoff final karşılaşmasında rakibi Karacabey Belediyespor'u İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda 3-0 yenerek birincilik vizesini aldı. Bodrum Spor'un gollerini 30. dakikada Erdem Çetinkaya, 39. dakikada Samet Yalçın, 54. dakikada Cenk Şen kaydetti. Bodrum Spor taraftarının maç öncesi desteği, maç sonrasındaki coşkusu görülmeye değerdi. TV 48 ailesi olarak Bodrum Spor'umuza birinci ligde başarılar diliyoruz. Resmi gazetede yayımlanan karar sonrasında tütün ürünlerine ve alkollü içeceklere ÖTV zammı geldi sayın seyirciler. Biz de Milas sakinlerine bu zamlarla ilgili düşüncelerini sorduk. Aldığımız yanıtlar geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre Aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi asgari maktu tutarları değiştirildi. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı %25 olurken sigaradaki ÖTV artışı %10 oldu. Milas sakinlerine alkol ve sigaraya gelen bu zam oranlarını sorduk. Bakın neler söylediler. Vahim diyorum ve evvela sigaradan önce mesela akaryakıtı kınıyorum. Ya, bu kadar da Afrika ülkeleri şu anda ölmemek için yaprak yiyor ama benzinleri, mazotları bizden daha ucuz. Ya, hiçbir şey düşündüğümüz yok. Şimdi biz alışkın bir vatandaş olarak bir gün veya iki gün zor gelir. Yine alışmaya devam edeceğiz yani. Zamlar berbat. Sabah kalk zam, akşam yat zam. Yani zamla yatıyoruz, zamla kalkıyoruz. Hiçbir şeyin yanına yaklaşılır durumda değil. Emekliyim, emekli parasıyla da geçiremiyorum. Vallahi sigara bence basit bir zam. Daha önemlisi gıda sektöründeki gelen zamlar. Sigaraya insanlar parası olan keyfinden içer, zevkinden içer. Bir de kederinden içer. Mesela ben sigara içiyorum. İçkim yok, alkolüm yok, başka hiçbir lüksüm yok. Sadece sigaram var. Sigarayla kendimi teselli arıyorum. Ama onun yanında gidip bir çilek alacaksınız, bir kilo. Bir kiraz alacaksınız, alamıyorsunuz. Ev kiraları uçmuş. Gıda sektörü zaten patlamış. Yani bir su alıyorsunuz. Kim yerde 3 lira, kim yerde 5 lira. Bunun maliyeti belli. Yani herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Demek istediğim şu, siyasi açıdan bakarsam ne AK Partiliyim ne de CHP'liyim. Ama hem AK Parti'de hem CHP'de bu ülkeye çok zarar veriyor. AK Parti'nin bu kadar iktidarda kalmasının tek sebebi CHP'nin doğru dürüst muhalefet yapamamasıdır. Orada Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürece CHP muhalefet yapamaz. Çünkü akşam söylediğini sabah itiraz ediyor. Yalan konuşuyor. Yani sigara bence basit bir konu. Parası olan içer, olmayan tütün alıp içiyor. Yani ülkeyi bu hale getirenler utansın diyorum ben. Geçinemiyoruz. Zaten ben çalışıyorum, emekliyim. Yani 3-4 tane iş yapıyorum ama hala yetiştiremiyorum. Çünkü çocuk okuyor. Kirası, giderleri yetmiyor. Aylık ödemelerimi ben emekliyim. Mali müşavirim, ofisim var. Bir de ekstradan zeytinyağı satıyorum ama gene geçinemiyorum. Gene geçinemiyorum. Sayın seyirciler, mutluluk göreceli bir kavram olsa da insanoğlu için en önemli duygulardan. Milas sakinlerine en son ne zaman mutlu olduklarını sorduk. İşte cevaplar. Kimi parayla pulla mutlu olacağını düşünür, kimi huzur mutluluk için yeterlidir der. Bazısı ise mutluluğun aranarak bulunabileceğine inanır. Mutluluğun insanın kendi içinde kendisiyle alakalı olduğuna inananlar da vardır elbette. Milas sakinlerine en son ne zaman mutlu hissettiklerini sorduk. Bakın neler söylediler.
En son insanlar 2000 öncesi daha mutluydu ve her geçen gün mutsuzluklar artıyor. İnsanların moralleri çok bozuk. Yani çarşıda kime sorsanız, kime hangi seviyeden insana sorsanız aynı şeyi söyler. Yani her geçen gün kötüye gidiyor ekonomi. Ben 63 yaşındayım, hiç bu tarihe kadar bir domatesi 20 lira 25 liraya aldığım günleri hatırlamam. En fazla olsa olabileceği domatesin 2 liraydı, 3 liraydı. Vallahi şimdi ne desek, bundan bir 10 sene öncesi daha iyiydi. Ama şu anda bir piyasada evet bir şeylik var, zamlardan dolayı falan. Millette bir kriz diyorlar ama şimdi şöyle de bir şey var. Etrafına bakıyorsun, insanlar ne bileyim ben bayağı bir lüks yaşıyoruz. Yani tamam olmayan da yok ama olanda da bayağı bir var yani. Yani şu 10 sene içerisinde çoğu insan zengin oldu. Şimdi her şey zam olunca kriz mi diyorlar? Geç onlar geç. Herkes alaverici dalaverici. Ben mutsuz diyorum ki. İnsan da mutsuzsa bileyim. Şimdi ülkede ekonomik kriz zaten hepimiz biliyoruz ki var olduğunu. Mutluluk insanların bırakın kalbinde yüzünde kalmadı. Yani şöyle bir ben iş hayatındayım. Kime bakıyorsam yüreği parçalanıyor. Herkes sitemde. Mutluluk desen hiç mutlu olmadım bu ülkede. Açıkçası bir Müslüman çocuğuyum. Yani çok şükür bu dine mensubum ama bir İslam ülkesi olarak bir Müslüman çocuğu olarak dersen ki mutlu musun bu ülkede değilim. Çünkü insan hakları yok. Kimseyi konuşturmuyorlar. Herkesi susturuyorlar. Kimse özgür değil bu ülkede. Hani özgür bir ülke diyorlar ama emin olun özgür bir ülke değil. Hani sizler de röportaj yapıyorsunuz, halkın içindesiniz. Cidden size de soruyorum, siz de mutlu musunuz? Ben her zaman mutlu bir insanım. İnsan mutluluğu kendisi yaratır, başkasından beklerse olmaz o. İşte inşallah maşallah ya da bu ülkeyi yöneten adamlar başka ülkenin vatandaşı bu insanlar. Vallahi insanına göre mutluluk değişir delikanlı. Ben hep mutluydum. Evet ülkede bir kriz var. Yok değil. Ama yapacak da bir şey yok güzelim. Devleti sevk ve idare edenlerimiz muhakkak ki buna da bir çözüm üreteceklerdir diye düşünüyorum. Allah hepsine yardımcı olsun. İnşallah kısa zamanda bu ekonomik krizden de çıkarlar. Hepimiz, bütün vatandaşlarımız sağlık ve sıhhat içinde huzurlu günlere kavuşuruz. 70'li yıllarda çocukluğumuzda buralarda yaşarken. En güzel zamanlar öyleydi diyorsunuz. Benim hatırladığım en güzel zamanlar. Ben mutluyum. Şu anda da mutluyum. Ekonomik kriz olduğuna da inanmıyorum ben. Uydurma mı diyorsun? Uydurma değil. İnsanlar geçim kaynağını artık kolay şartlarda kazanmak istiyor. Parayı çok kolay kazanmak istiyorlar. Çalışmıyorlar. Tamam okuyorlar, üniversite okuyorlar, açıkta kalanlar var. Bunlara ben katılıyorum. Ama şimdi belediyeler olsun veya bazı özel kuruluşlar, herkes işçiye ihtiyacı var. Çalışmıyor, iş beğenmiyorlar. Bizim gençlerimizde bunu görüyorum ben. Ha, tamam, ekonomik bazı şeyler gerçekleşti. İşte dolar, benzin fiyatları, motorun arttı. Ama insanlar da kendi keyfine göre bir hayat yaşamak istiyor. Bu yüzden bence tutarsızlık var. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Muğla Seydikemer Karadere mahallesinde yaşayan 34 yaşındaki Yasin Bihan'la eşi arasında evde akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan Bihan'ın eşi ablasının evine gitti. Eşiyle konuşmak için bacanağının evine giden Yasin Bihan'la bacanağı Halil O arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil O evindeki ruhsatsız av tüfeğiyle Bihan'a ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların 112 acil çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bihan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Biha'nın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Halil O, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler, Emniyet Genel Müdürlüğü mafya tipi organize suç örgütlerine karşı 16 ilde düzenlenen müsilaj adı verilen operasyon çerçevesinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele grup amirliğince birçok adrese eş zamanlı düzenlenen müsilaj operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 7 tabanca, 250 fişekle 2 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları suç ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Muğla Seydikemer ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İK çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenler bir minibüste balık istifi şeklinde yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris Kom ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri Armutalan Mahallesi Datça Karayolu üzerinde yaptıkları saha çalışmaları ve rutin güvenlik kontrolleri çerçevesinde bir araçtan şüphelendi. Ekiplerin durdurduğu minibüsün içinden üst üste oturmuş, ellerinde torbalar ve valizleri olan, içlerinde çocuklar ve kadınlar da bulunan 19 düzensiz göçmen çıktı. Araç içinde yapılan kontrollerde kaçak göçmenlerin beraberinde sırt çantaları, 18 adet can simidi, bir hava pompası ve bir deniz yatağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Midibüs'ün şoförü ZD'nin gözaltı işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiği ve adli kontrollü olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. 19 düzensiz göçmen ise evrak işlemleri tamamlandıktan sonra il göç idaresine sevk edildi. Sayın seyirciler, Muğla'nın Ula ilçesi Köyceğiz yolu üzerinde görevden döndüğü esnada bir aracın çarpması sonucu şehit olan Orman Muhafaza Memuru Mustafa Ersal Eken için Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Olay Muğla Ula ilçesi Köyceğiz yolu üzerinde meydana geldi. Çetibeli kontrol noktasında görevli orman muhafaza memuru 63 yaşındaki Mustafa Ersal Eken'e görevinden döndüğü sırada siyah bir cip çarpıp kaçmıştı. Eken olay yerinde hayatını kaybederken kaçan araç sürücüsü jandarma tarafından yakalanmıştı. Vefat eden orman muhafaza memuru Mustafa Ersal Eken için Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Eken'in ailesi ve arkadaşlarıyla çalışma arkadaşları katıldı. Evli ve iki çocuk babası Eken'in cenazesi törenin ardından Yatağan Bahçeyaka Mahallesi'nde toprağa verildi. Türkiye'de 30 arkeolojik kazı alanıyla en fazla arkeolojik kazının yapıldığı Muğla'da kazı alanlarında çalışanların %80'ini yöredeki kırsal mahallelerde oturan kadınlar oluşturuyor.
Deniz, kum ve güneş turizminin yanında önemli ören yerlerine sahip Muğla'da geçen yıl 23 olan arkeolojik kazı sayısı bu yıl 30'a yükseldi. Arkeolojik kazıların çoğunluğu yaz-kış devam ederken deniz dibi kurtarma kazı çalışmaları da yürütülüyor. 2021 yılı içerisinde Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından devam eden arkeolojik kazılar için yaklaşık 25 milyon Türk lirası destek sağlandı. Devam eden arkeolojik kazılar bölge halkına, özellikle kadınlara da istihdam yolu açtı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikya'da 12 ay kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürerken kazılarda görev alanların %80'i kadınlardan oluşuyor. Yatağan ve çevresindeki kırsal mahallelerde oturan ev hanımları ev ekonomisine de katkı sunuyor. Yılın 9 ayı kazı alanlarında çalışan kadınlar tırmık kullanıyor, kürek sallıyor, el arabasıyla toprak taşıyor ve kazılarda çıkan toprakla eserlerin ayrıştırmasını yapıyor. Kazılarda çıkarılan tarihi eserleri fırçayla hassas dokunuşlarla temizleyerek tarihin gün yüzüne çıkmasına katkı sunan kadınlar arkeolojik kazı alanlarının vazgeçilmezleri haline geldi. Yatağan, Stratonikya ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt konuyla ilgili şunları söyledi. Biz bu Stratonikya Antik Kenti'de ve Lagina Kutsal Alanı'nda antik dönemden günümüze yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği ve Yatağan Belediye'mizin işbirliğinde sağlanan bir organizasyon var ve buna bağlı olarak da burada çalışanlarımızın %80'ini kadınlar oluşturuyor. Ve bunların hepsi de bu köyden ve bu Yatağan ilçe merkezi ve çevresindeki mahallelerden gelen kadınlarımız ve bunlar esasında evde oturan kadınlar, ama buraya gelip ciddi anlamda bizimle beraber arkeoloji yapıyor, konservasyon yapıyor, temizlik yapıyorlar. Bunlar hem esasında burada eserleri korumayı, kazmayı, onlara nasıl sevilmesi gerektiğini öğreniyorlar. Hem de doğrudan ev ekonomilerine katkıda da bulunuyorlar. Bu inanılmaz çok katkılı, inanılmaz çok gönder olan bir projelerden de birisi. Onun için ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü biz burada gerçekten Yatağan'da, Stratonikya'da yatağanlarla insanlarımızla birlikte oluyoruz. Bu açıdan da bakanlığımıza, valiliğimize, belediye başkanımıza, kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bu inanılmaz, bence bir bütünün bir elin parçası gibi bir araya gelerek yaptığımız bir çalışmayı oluşturuyor. Çünkü o kadınların o narin ellerinin, o narin eserlere dokunuşunu da oradan görebiliyorsunuz. Kendi içerisinde onların bir hızları var zaten ve ritmik olarak devam ediyor. Uzun süre takip ettiğinizde zaten iş verimliliği de fazla oluyor. Ya kendi içerisinde onlar hani sabah başlıyorlar ya, akşama kadar evde durmadan çalışıyorlar. Burada öyle. Hiç durmaksızın böyle kendi içerisinde, bazen onlar kazı yaparken, bazen temizlik yaparken, bazen toprağı taşırken de oradan ya görüyorsunuz. Bu da esasında güzel bir şey. Hem onların tarih sevgisi, koruma bilinci, arkeoloji, hem de onlar eve gittiklerinde Stratonikya konuşuluyor. Buranın insanları konuşuyor, koruma konuşuluyor. O açıdan çok gönlünde bir şey ve inanılmaz bir verimlilik de sağlıyoruz. O açıdan da ben onlarla birlikte çalışmış olmaktan inanılmaz mutluyum. Bunun için de hepsine teşekkür ediyorum. İki güvenlik önlemleri alan insanların oraya seyredebilmesini bile sağlıyoruz. Bu da insanlar kendi gezerlerken, kendi dolaşırlarken köy meydanında çınarların gölgesinde oturabiliyor. İster camiyi geziyor, ister hamamı geziyor, kahvede oturabiliyor. Hatta kalkıp böyle yol kenarlarında kazı yapan arkeologları seyredebiliyor. Ya da o mozaikleri konserve eden, restore eden o restoratörleri de oradan seyredebiliyor. Yani kendi güvenlik alanları var buradan. Oradan doğrudan esasında arkeolojinin içerisinde yaşıyorlar. Yani onları kazan kadar, restore eden kadar, çizenler kadar. Bu gezenler de bu işin içerisinde kendilerini birebir görüyorlar. Bence bu sanal hayattaymış gibi bir gerçek hayat. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 ila 29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Maraton Masters havuz ve açık deniz yüzme yarışları tamamlandı. Marmaris'te 25 ila 29 Mayıs tarihleri arasında Maraton Masters havuz ve açık deniz yüzme yarışları düzenlendi. Maraton Master Yüzme Kulübü tarafından organize edilen yüzme yarışmasına Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından farklı yaş ve branşlarda 170 sporcu katıldı. 2 gün süren kapalı havuz yarışının ardından açık deniz yüzme yarışlarının yapıldığı maratona su üzerinde uçarcasına gösteriler yapan flyboard sporcusu Kahraman Aktaş'ın şovu damga vurdu. Yarışmalara katılanlar düşüncelerini paylaştılar. Bir dakika.
Kahraman Aktaş ben. Antalya'dan geliyorum. Maraton yarışmasına gösteri yapmak için geldik. Flyboard sporcusuyum. Türkiye şampiyonuyum. Dünya rekorum var benim de. Buradaki atmosfer bayağı güzeldi. 5 günden beri muazzam sporcular izledik. Biz de görsel bir şölen yaptık burada. Sporcuların moral ve motivasyonunu yerine getirdik. Burada olmaktan mutluyuz ekibim adına, takım adına. Umarım daha güzel aktiviteler olur, daha güzel spor branşları olur ve biz de böyle etkinliklere katılırız. Şimdi biz Maraton Masters olarak yıllardır yapılmakta olan Marmaris'teki açık su yüzme yarışlarını kulüp olarak devraldık. Bu yarışlar 3 gün havuz, 2 gün açık su yüzme yarışı olarak devam ediyor. Toplam 170 sporcu katıldı Türkiye'nin çeşitli illerinden. Yurt dışından gelenler var. Ukrayna'dan gelenler oldu. Maalesef savaş sebebiyle çok katılım olmadı kadınların haricinde. Rusya'dan gelenler oldu. Çoğunluk Türk tabii ki. Madalyalar dağıtıldı, ödüllerini verdik. Merhaba, ben Deniz Kayadelen. Almanya doğumluyum. Hem Türkiye'de hem ülkemi dünyada temsil ediyorum. Geçen Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldum. Türkiye'yi temsil ettim. 5 yarışta 3 altın kazandırdım. Ama tabii bu Ege sularındaki yüzme yarışları muhteşem. Şu an Marmaris'teyiz. Bugün 5 kilometre yüzdüm. Dün 1,5 kilometre genel klasman bayanlar birincisi oldum. Müthiş bir keyif alıyorum. Yüzmeyi hiç bırakmadım. 20 seneden fazladır yüzüyorum. Kitap mı çıkardınız efendim? Evet. Limitlerin Ötesinde kitabın ismi. Yani her kulacımızda aslında kendi limitimizi aşıyoruz. Kendimizi tanıyoruz. Kendi gücümüzün keşfediyoruz. Aslında sandığımızdan çok çok daha fazlasıyız. Bunu göstermek, bunu kanıtlamak istiyorum herkese. Buradaki bütün sporcular da zaten o yolda. Herkes kendisini aşma peşinde. Yani limitleri aştıkça mucizeler yaratıyoruz. Bununla ilgili bir hikaye. Ben aslında yüzmeyi oldukça yeni sayıyorum. 2017'de başladım ama ne dalgana, hızlı başlangıç oldu. 2019'da Manş Denizi'ne geçtim 15 saat 41 dakikada. Yani kendim de yüzme camiasında olduğum için böyle bir yüzme yarışması yapılsın diye çok istiyordum. Sağ olsun Maraton Masters'da buna önce oldu, organizasyonu aldığı üzerine. Çok güzel bir iki gün hatta çok güzel bir 5 gün geçirdik. Önce çarşamba, perşembe, cuma havuz yarışları. Sonra da cumartesi, pazar deniz yarışları. Çok güzel katılım oldu. Dünya şampiyonasında derece alan, şampiyon olan sporcular, milli sporcular vardı. Hatta ben de 3 tane Manş Denizi'ne geçen sporcu vardı. O yüzden çok da memnunuz yani. İnşallah gelecek sene çok daha iyi organizasyonlar olacak. Ankara'dan geldim. 21 yıllık yüzüyorum. 36 tane madalyam oldu burada. Açık yüzme de aldım. Havuzda aldım. Profesyonel yüzücüyüm ben. Basketbolda milli takım, daha saygılı milli takımda kaptanım. Şu an onlar kapta, ben buradayım. Onlar için arıyorum, bütün kardeşlerim için. Herkese teşekkür ediyorum. Sadece bu değil, dergüç de yaptım. Şarkıcımla da aldım. Orada da rekor yaptım. İnşallah diğer sporcularla, diğer dağlarda böyle rekortmanlar olursa benim için de güzel olur. Onlarla birlikte rekorlar kırmak istiyorum. Peki hedefin ne? Benim hedefim olimpiyat şampiyonu olmak, ülkemizi temsil etmek, İslam ülkemizi rekortmanlarla, mini sporcularla, atletizmde ulaşan bütün sporcularla, onlarla İslam maçını seyretmek. 32 senelik bir mevzu. Onunla gurur duyuyoruz. Bizim şampiyonumuz. Evet, teşekkür ederim. Yüzmeye nasıl karar verdi? Siz mi? Küçükken evet. Biz 10 okul, 15 kreş, 4 il değiştirmiş bir aileyiz. Bunu yaparken ilk olarak spora Manisa Salih'le tanıştırdık. Daha sonra 2005'te Ankara'ya geldik. Şu anda milli yüzücü, milli basketçi. İlk olarak işte 5 kay burada denediler. Sağ olsun. O da bizi kırma gitti ve şu anda gururluyum. Başarılı bir şekilde de geçti geldi. Bundan daha iyi gurur olur mu? Cevdet Kotan. Erkekler genel klasman 1, 2 ve 3. Sayın seyirciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde havaların ısınmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyrediyor.
Bodrum'da da son birkaç günde sıcaklık 35 ila 36 dereceye kadar yükseldi. Sıcak havayla birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerle Bodrum'da yaşamını sürdüren vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Bodrum'un Paşa Tarlası, Kumbahçe, Bites, Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin ve Muğla'nın gözde turistik ilçesi Marmaris'te hava sıcaklıklarının bir anda yükselmesiyle plajlarda yoğunluk başladı. Marmaris'te hava sıcaklıklarının artmasıyla plajlar ve havuzlarda yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. İlkbahar mevsiminin son günlerinde sokak termometrelerinin 40 dereceyi göstermesi yazın daha da sıcak olacağını gösteriyor. Otellerin havuz başlarında ve plajlarda serinleyen yerli ve yabancı turistler denize girmek için genellikle sabah erken saatleri ya da öğleden sonrayı tercih ediyor. Turizmci Nurşen Kızıl şunları söyledi. Marmaris'te uzun bir pandemi aralığından sonra yerli ve yurt dışı turistler sıcak da havanın da etkisiyle kendini plajlarda ve havuzlarda buldu. Haziran ayına girmek üzereyiz şu aralar. Beklentimiz çok yüksek ve Marmaris olarak da çok yüksek. Bu yönde bütün hazırlıklar Marmaris halkı olarak işletmeciler bütün hazırlıklarını yaptı. Ve Haziran ayı itibariyle dolulukların %100 olacağından eminiz. Sayın seyirciler, bu haberin ardından bültenimizi sonlandırmadan önce sizlere WhatsApp ve ihbar hatlarımızı hatırlatmak istiyorum. 0546 112 48 48, 0546 138 48 48, 0252 513 0305 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.